Dolayısıyla diyoruz ki arkadaşlar tüm uçak ve helikopterler Vortex üretirler. Ancak büyük uçakların ürettiği Vortex'ler en tehlikeli olanlardır. Light uçağın ürettiği bir Vortex bu kadarken heavy uçak çok daha büyük Vortex üretmektedir. Kanat genişliği daha kısa olan uçaklar aynı ağırlıkta daha uzun kanatlara sahip olan uçaklara kıyasla daha yoğun Vortex oluştururlar. Kanat küçük olduğu zaman lift üretmek için daha büyük bir engel atak açısına ihtiyacı olacak uçağın. O da daha fazla vortex üretecektir. Buradaki resimde yine bu vortex'in yayılımını görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl hareketler yaptığını burada detaylı olarak görmekteyiz. Örneğin Boeing 757 uçağın ağırlığına nispeten daha kısa kanatlı bir uçaktır. Bu sebeple Boeing 757'nin yarattığı wake turbulence daha ağır bir uçağın eşdeğer olabilir. Çünkü bu uçak lift üretmek için düşük saatlerde özellikle daha fazla bir engel of attack açısına ihtiyaç duyacaktır. Vortexlerin yarattığı olumsuz etkilere özellikle kalkış ve inişte çok dikkat edilmelidir. Büyük cüsseli uçaklar, wide body diyoruz onlara, daha büyük bir engel of attack açısında olacaklardır ve dolayısıyla daha büyük vortex üreteceklerdir. Wake turbulence'ın en tehlikeli olduğu zamanlar kalkış, ilk tırmanış, yaklaşma ve iniş aşamasında bir başka deyişle birçok uçağın geçtiği hava meydanına yakın bölgelerde oluşur. Wake turbulence kalkışta burun tekerinin yerden kesilmesiyle başlar. Bakın burası çok önemli, soru zaten burası. Ve inişte burun tekerinin yere temas etmesiyle sona erer. Demek ki öndeki uçak burnunu kaldırdığı anda wake turbulence'ı oluşturacak. İnişte ise burun tekerini koyana kadar bu wake turbulence devam edecek. Wake turbulence'ın karakteristiği türbülansı yaratan hava aracına göre değişir. Kanat genişliği arttıkça vortexler güçlenir. Aspect ratio düştükçe vortexler güçlenir. Uçak ağırlığı arttıkça vortexler güçlenir. Sürat azaldıkça vortexler güçlenir. Sürat azaldıkça AOE artacak. Uçak clean konfigürasyonda ise vortexler daha güçlüdür. Clean konfigürasyon tanımını belki ilk defa duyuyorsunuz. Clean konfigürasyon demek uçağın iniş takımları, slatlar, flaplar hepsi toplanmış hali. Yani kanat üzerinde herhangi bir çıkıntı yok. Clean hali. Flapları ve slatları açtığımız zaman da bunun adına dirty konfigürasyon diyoruz. Ve arkadaşlar aslında hepsini ilgilendiren son bir cümle hücum açısı yani angle of attack arttıkça vortexler güçlenir diyebiliriz. Genel kaide olarak hava aracı büyüdükçe ağırlığı arttıkça ve angle of attack açısı arttıkça vortex büyür ve muhtemel tehlikesi de artar. Ayrıca helikopterlerin ürettiği vortex sabit kanatlı uçaklarınkinden çok daha fazladır. Wingtip vortex'in etkileri. Toplam taşımayı azaltır. Yani lift kuvvetini azaltıyor. Drag kuvvetini arttırır. Aşağı akımını değiştirerek yatay stabilizin etkin hücum açısını değiştirirden ne demek istediğini anlamış oldunuz. Burnun yukarı doğru kalkmasına sebep verir dedim. Diğer uçaklar için ciddi bir tehlike olan firar vortekslerini yaratır. Firar vorteksi sağ alttaki resimde görmüş olduğunuz gibi işte vorteksler 5 mil yereye kadar etkili olur uçağın büyüklüğüne ve ağırlığına bağlı olarak. Kanadın stall karakteristiklerini değiller. Nasıl etkilediğine stall versiyonu anlatacağım ben bunu. Ve lift dağılımını değiştirir. Lift dağılımını değiştirir derken yani sol alttaki resimdeki mantığı düşünebilirsiniz. Bakın uçta lift üretmeyecek. Artık lift buradan itibaren başlayacak gibi düşünebilirsiniz. Wake turbulence kategorileri var. Belki bunu 0-10 dersinde vermiş olabilirler size. Uçaklar azami kalkış kütlesine yani maksimum take off mass diyoruz biz buna. Maksimum take off mass değerine göre sınıflandırırlar ve uçuş planında light, medium, heavy veya süper veya diğer adıyla jumbo diye geçiyor. Bu şekilde uçaklar kategorilere ayrılıyor. Bakın bu da bir vortex testi. Size birçok NASA'nın yapmış olduğu testlerde ilgili videolar gösterdim. Bu da bir başkası.
O bizim gözle göremediğimiz vortex olay bu. Yani bunun içine gireceksiniz eğer dikkat etmezseniz arkadaşlar. Yere yakın vortex hareketleri. Hani artık son yaklaşmaya geldik. Birazdan piste teker koyacağız. Bu durumdaki vortexler bizi daha çok ilgilendiriyor. Yerden yüksekliği 1000 fite kadar olan bir uçağın yarattığı vortexlerin aşağı doğru hareket edip ki aşağı doğru düştüğünü biliyoruz, değil mi? 900 fite kadar. Aşağı doğru hareket edip yere dokunduktan sonra uçağın kanat açıklığının yarısı kadar bir yükseklikte yanlara doğru yaklaşık 5 knot hızla dağıldığını tespit etmişler. Bakın sağ kanattaki vortex yere çarpıp 5 knot bir hızla sağa doğru, soldaki kanat ise 5 knot bir hızla sola doğru, bu sefer yanlara doğru gitmeye başlıyor. Eğer bir yan rüzgar varsa, eğer rüzgarın şiddeti hafif ise, arkadaşlar burada hafiften özellikle söylüyorum çünkü çok fırtınalı bir hava varsa veya kuvvetli bir rüzgar varsa bu vortex etkisi kayboluyor. Yani rüzgar bunu bozuyor, dağıtıyor. Eğer rüzgar şiddeti hafif ve istikrarlı ise kuyruk türbülansı rüzgarla sürüklenebilir. Bakın 5 knot bir rüzgar var, sağdan geliyor. Sağa doğru gitmek isteyen benim vorteksim olduğu yerde yuvarlanmaya başlıyor. Soldaki vorteksim 5 knot bir hızla sola doğru gidecekti. Bir de sağdan sola doğru gelen bir rüzgar var. Toplam 10 knot bir hızla sol tarafa doğru yol kat etmeye başlıyor. Peki ne yapayım diyeceksiniz değil mi? Beni ne ilgilendiriyor bu? Önce şu kaymaya bakalım nasıl kayıyor bakalım. Bakın görüyor musunuz vortex nasıl yanlara doğru açılıyor? Evet. Bu durumun paralel pistlere inişlerde ciddi bir tehlike yaratacağını unutmayalım. Burada bir uçak görüyorsunuz. Soldan sağa doğru bir rüzgar var bu sefer. Bakın buradaki vortexler yığılmış yani aynı tarafta ama bu kanattaki vortex sağa doğru gidiyoruz zaten. Bir de rüzgar etkisiyle yana doğru kaymaya başlıyor. Bakın burası taksi yolu, burası apron, iç hatlar, dış hatlar apronu burası. Burası taksi yolu, bu center pist. Bir de burada doğu pist var arkadaşlar. Şu kulenin, şurası uçuş kulesi. Bunun sağında bir de doğu pist var. Karşımız kuzey. Yani işte Isparta tarafı. Neyimiz ise denizin olduğu taraf. Burası center pist diye geçer. Bu pist ise askeri pist. Şimdi diyelim ki siz bu pisti kullanacaksınız. Buradan yaklaşıyorsunuz. Fakat askeri pistte de şu uçak geldi. Ağır bir askeri kargo uçağı. İçinde ağır mühimmatlar var. Uçak savar topları, bataryaları falan filan diyelim. Uçak mühimmatları filan var. Uçak geldi buraya kondu ve soldan da 5 knot bir rüzgar var arkadaşlar. Bu uçağın vorteksi ne olacak? Sol taraftaki buraya yığılacak ama sağdaki vorteks kayaraktan bu pisti kat edecek. Yani şu gözle göremediğimiz şu hareket var ya vorteks tam önünüze bir yere denk gelecek belki de. İşte bu durumda arkadaşlar yine önünüzdeki uçak nereye iniyor? Rüzgar nereden geliyor? Bakın bunları uçuş esnasında kafanızda üç boyutlu yaşamak durumundasınız. Bunları düşünemezseniz üç boyutlu ortamda hayatınızı ve hayatları riske atarsınız. Bakın bu başka pistlenecek. Ben başka pisteneceğim ama bunun vortexi, rüzgar etkisi beni etkiler mi? Bunların hesabını hep kafanızda yapmanız lazım. Peki bu türbülansın bozulma süresi nedir? Ona bakalım şimdi. Atmosferik türbülans kuyruk türbülansının bozulmasında en etkili faktördür. Rüzgar arttıkça bozulma süreci de hızlanır. Yani rüzgarlı, fırtınalı havalarda vortex dağılacaktır. Böyle havada asılı kalmaz. Bozulur gider. Wake turbulence ile karşılaşma olasılığı.
Hava trafik kontrol üniteleri tarafından belli ayırma kriterleri uygulanmakta, fakat yine de çok dikkatli olunmalıdır. Niye dikkat etmemiz gerektiğini anlattım. Bize tabii ki hava trafik ünitesi bakın şu açıklığı yapacaktır. 5 mil arka mesafeyi ve 1000 fitlik şu aşağı olan mesafeyi bize uygulatacaktır. Bu karikatürü özellikle buraya koydum. Telsizle konuşup size talimat veriyorlar. Ancak temizlikçi fişi çekmiş. Yani hepsi boşa konuşuyor. Siz bunu duyamayacaksınız. Böyle bir karikatür de belki de çok denk gelir bu slayta diye bunu buraya koydum.